Merhabalar, Enine Boyuna'ya hoş geldiniz. Bugün bir dış politika meselesini konuşacağız. Arap Baharı'nın en gözde ülkelerinden biriydi Mısır. Mısır'da devrimle mübarek devrildikten sonra Arap Baharı'nın küresel ve bölgesel etkilerini konuşmaya başlamıştık. Mübarek'ten sonra ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Mursi, birinci yıl dönümünde bir nevi bir askeri darbeyle devrildi ve Mısır hala ayakta. Bu darbenin sürüp sürmeyeceği, tekrar sivil bir yönetime geçilip geçilmeyeceği de ortada duruyor. Bugün bu meseleyi Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'yla konuşmak üzere davet ettik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve diğer program arkadaşlarımız İsmet Berkan, Mustafa Karalioğlu ve Taavizan'la beraberiz. Hocam ben genel bir soruyla başlayayım, sonra detaylandıracağız. Siz bu Arap Baharı gündeme geldiği zaman sürekli orta uzun vadeli analizler yapıyorsunuz. Ülkeleri yönetim biçimlerine göre, toplumsal yapılarına göre ayrıştırarak analizler yapıyorsunuz. O bağlamda da bir iki yıl önce, iki buçuk, üç yıl önce başlayan bu Arap Baharı'nın analizini yaptığınız zaman bu darbe nerede duruyor? Mısır'daki bu darbeyi değerlendirerek başlayıp böyle bir genel analiz yapalım. Teşekkür ederim. Her şeyden önce dün İsmet Bey'in bu eski analizi atıfla yazdığı bir yazı vardı. Ona ben de atıfta bulunmak istiyorum. Onun dün vurguladığı gibi İsmet Bey'in yazısında Libya tahliyesi sonrası veya hemen öncesi de bir grup gazeteci, aydın arkadaşla yaptığımız bir değerlendirmede ben Arap Baharı'nın ve Tunus'tan başlayarak Mısır'a doğru, sonra o sıralarda Libya'ya doğru gelmiş olan yeni dalganın tarihin normalleşmesi olduğunu söylemiştim. Normalleşme sürecinin başlaması. Dünkü yazısında da bu gerçekten devam ediyor mu gibi bir soru soruyordu İsmet Bey. Aslında sizin sorunuz da ona paralellik teşkil etti. Bence devam ediyor. Büyük meydan okumalarla, sınamalarla, herkesin kendi durduğu yerden karşı karşıya kaldığı yeni sorunsallarla ama bir şekilde tarih kendi doğası içinde ilerlemeye devam ediyor ve ilerleyecek. Böyle bir analiz yaparken sadece devlet aklı bakımından değil, bir akademisyen, bir bilim adamı olarak da yaklaştığımda ben hep üç aşamalı bir perspektifi anlamaya çalışıyorum. Birisi uzun dönemli, tarihin yatağının değiştiği ve yeni bir zihniyetin oluşmaya başladığı büyük dönüşümler. İkincisi bu dönüşümün daha orta döneme yansıyan kurumsal etkileri. Üçüncüsü de günlük siyaseti etkileyen, işte şimdi Mısır'da bu son gelişmelerle kendini ortaya koyan siyasal değişimler. Uzun dönemli tarihin yatağının değişmesi konusuna baktığımızda aslında nehirler gibi bir yatak diğer yatağa depremle veya başka bir şeyle kaymaya başladığında o küçük damarların kendi o yatak içinde tekrar buluşması zaman alıyor. Bu anlamda kadim dönemlerden sonra en büyük yatak değişimi ki Osmanlı son o kadimi temsil ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sykes-Picot ile ve sömürge dönemiyle yaşandı. 100 yıl, hatta o zaman 100 yıllık parantez bir şekilde kapanmak durumunda demiştim arkadaşlarla 2011'in Şubat'ında yaptığımız görüşmede. Bence o sancı devam ediyor. Sykes-Picot o tarihin doğal akışındaki yatağı bir yere kaydırdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni sınırlar, yeni etkileşim alanları ortaya çıktı. İkinci büyük yatak değişimi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulus devletlerin çıkışıyla bu sömürge mirası üzerinde kurulan ulus devletlerin kendi kimliklerini, kendi siyasi yapılarını inşa etmesi döneminde yaşandı. Bu her iki dönemde de Mısır merkezi bir yerdeydi. Her iki dönemde de ta sömürge dönemi eğer bir şeyle başlayacak da 1798 Napolyon'un Mısır'ı işgali ne kadar gidebilirsiniz? Mısır onun ilk işaretlerini veren ülkeydi. Modernleşmeyi neredeyse İstanbul'la Kahire birbirine paralel arka arkaya yaşadılar. O dönem Osmanlı'nın parçası olmakla birlikte Mısır modernleşmesi, Paris'e giden ilk öğrenciler İstanbul'dan önce Kahire'den gitti. Böyle bir modernleşme süreci yaşandı. Osmanlı'daki muhaliflerin de ev sahibiydi. Evet, tabii. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulusçuluğu da Nasır ulusçuluğu etrafında en yoğun şekilde yine Mısır yaşadı. Büyük çalkantılarla, büyük dalgalanmalarla. Aslında Müslüman kardeşlerin doğuşu da sömürge idaresine karşı bir şekilde tepki olarak 1920'lerde, 30'larda Hasan el-Benna ile başladığında o da yine o dalganın, o yatağın içinde
kendisine bir yer bulmaya çalışan bir hareketti, bir toplumsal damardı. Yani Müslüman kardeşler böyle son günlerde konjektürel olarak ortaya çıkmış ve özellikle son dönemlerde hani 12 Eylül sonrasında ortaya atılan hani yeni İslamcı dalga, yeşil kuşak vesaireyle ortaya çıkmış bir hareket değil, bir kere bunu tespit etmek lazım. Mısır toplumunun ve Müslüman toplumların o genel sosyolojik damarında olan bir toplumsal tabanın örgütlenmiş biçimiydi. Niye o zaman örgütlendi? Çünkü artık devlet savunması bitmişti. Yani Dünya Savaşı ile birlikte, Osmanlı Devleti'nin geri çekilmesiyle birlikte, sömürge dönemiyle birlikte ilk defa tarihte Müslüman toplumlar başka egemen güçlerin tesiri altında yaşamaya başladılar. Bu kadar yoğun bir şekilde. Ve bir muhalefet hareketi olarak doğdu Müslüman kardeşler. Ve toplumsal muhalefeti temsil kabiliyetiyle ortaya çıktı. Bu Pakistan'da Cemaati İslami, Endonezya'da Muhammedi Hareketi gibi birçok muhalefet hareketinin Mısır'daki, Arap dünyasındaki yansımasıydı. Öyle bir hava estirmeye çalışıyor ki böyle arizi olarak çıkmış bir hareket bir şekilde iktidara geldi. Böyle değil. Ama bu arada başka toplumsal damarlar, yani ulusçu, Arap milliyetine dayalı damarlar, daha liberal damarlar hep Mısır içinde canlı olarak varlığını sürdürdü. İki Dünya Savaşı'ndan sonra da Arap milliyetinin temel merkezi Kahire oldu. Mühül Arap denilen Arap'ın beyni. Dolayısıyla bu uzun dönemli dönüşümde ben o zamanki analizimi tekrar ederek söylüyorum. Bir abnormalite, bir anormallik, bir istisnai durumun sona ermesi anlamına geliyordu Arap Baharı'nda gençlerin talepleri. Çünkü bir şekilde bütün o suni sınırların oluşan duvarların aşılmasını istiyordu Arap gençliği ve aradığı şey onurdu, saygıydı. Bu açıdan önemli. Şimdi eğer bu tarih hata değişiyorsa, bir zihniyet değişimi yaşanıyorsa bizim o uzun dönemde doğru yerde durmamız lazım. Doğru yer neresi? Doğru yer şu, o toplumsal damarların beslendiği ve 20. yüzyılda farklı yataklarla bölünmüş şeyleri, unsurları mümkün olan en doğru zeminde doğal bir tarihi seyir içine bırakmak. Buradaki kilit kavram, bence bunun gerçekleşmesine kilit kavram özgürlüklerdir. Her türlü dış baskı, her türlü kısıtlayıcı tutum tarihin doğal akışa oturmasını engeller. Özgürlük alanlarını genişlettiğiniz zaman ve o özgürlük alanları içinde toplumların içinde o akımların, akımlar içinde kişilerin kendilerini ifade etmelerini ve o ifade içinde siyasal karşılık bulmasını sağladığınız zaman tarih doğru zeminine oturuyor. Türkiye'de de biz demokratikleşmeyi savunurken sadece yani siyasal ve gündemde olan demokratikleşme araçlarının ötesinde bu uzun dönemli dönüşümü ivme katacak bir özgürlük alanı oluşsun diye benimsedik. Bunun ikinci aşaması teorik gelebilir ama kurumsal aşama, yani orta dönemde. Şimdi Mısır insanı böyle büyük bir devinim içinde, Arap dünyası büyük bir devinim içinde, Mısır da büyük bir devinim içinde. İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşler kendi içinde devinim yaşadı son bir yıldır. İktidar ilk defa bu kadar uzun muhalefet dönemlerinden cemaat, sonra parti, iktidar oldu ve bir siyasi realiteyle karşı karşıya kaldı. Şimdi bir taraftan kendi siyasal realitesiyle karşı karşıya kalırken bir taraftan Mısır devletinin kurumsal yapısını yeniden tanzim etmek gibi sorumluluk da üstlendi. Bu çok önemli, bu orta dönemli bir sorumluluk. Yani siyasal partilerden tutun, meclisin yapısından tutun, yargının yapısına kadar, silahlı kuvvetlerin bütün bu unsurları, bu yapı içindeki yerine kadar Mısır'ın şu anda bir şekilde kendi tanzimatını yaşaması gerekiyor. Yeniden tanzim edilmesi gerekiyor bu demokratik çerçevede. Şimdi bütün yüzyıllık serüvenini muhalefet olarak geçirmiş bir harekete hem bir halk desteğiyle bir iktidar olma şansı buldu. Fakat bu iktidar şansını sadece bir yıllık gibi o uzun tarihi akışta neredeyse bir saatle ayarlanacak bir şey oldu. Tanındı gibi bir tablo ortaya çıktı. Ama halbuki Sayın Bakan, şimdi tabii darbeden sonra bunu sormak hiç uygun bir soru değil belki ama madem laf geldi diye soruyorum, kusura bakmayın. Peki bu bir yıllık performansı nasıl buluyorsunuz? Şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim çünkü biz de benzer meydan okumalarla Türkiye'de karşı karşıya kaldık. 10 yıl içinde dikkat ediniz. Hem günlük ortaya çıkan dış politika, ekonomi, iç siyaset sorularına cevap bulmaya çalıştık. Hem de devletin bu yeni demokratik zihniyetle yeniden inşası konusunda reformlar yapmaya çalıştık. Şimdi Müslüman kardeşlerin tabii bir şey dezavantajı, Türkiye'dekinin aksine herhangi bir demokratik tecrübe imkanı kendileri bulamadıkları için bir anda bütün o tarihin yükünü omuzlarında hissetmenin getirdiği
kendisini daha şey yapmadan, kendisini yeniden yapılandırmadan Mısır'ı yeniden yapılandırma gibi büyük bir mesuliyetle karşı karşıya kalındı. Türkiye'de bu düşünsel ve siyasal anlamda 1946'dan beri, hatta daha önce ta ikinci meşrutiyetten beri gelen siyasal değişimler, dönüşümler Türkiye'de bir tecrübe birikimi oluşturmuştu. Bunun yani demokrasi tecrübesi anlamında. Şimdi burada bazen hazırlıksız olmaktan gelen, bazen uluslararası ekonomi politiğin dinamiklerini yeni yeni tanıyor olmaktan gelen, bazen de Mısır toplumu içinde müesses nizam, ki Tabi'nin bugünkü yazısı o bakımdan önemli bir yazıdır. Yani mübarek gitti ama müesses nizam bütün cesametiyle oradaydı. Onunla nasıl uğraşacağını bilmeden, yani Türkiye'de düşünün, hepimiz zihnimizi yoklayalım. 2008 yılıydı, yani şey değildi, 20 yıl, 30 yıl öncesiydi. Partinin, iktidar partisinin kapatma davasıyla karşı karşıya kalması. Eski paradigmaya göre ayarlanmış devlet mekanizmaları, müesses nizam diye Tabi'nin dünkü yazısında vurguladı. O yapılar bir şekilde direnç gösteriyor. Bu dirence karşı tutarlı, sistematik bir tepki vermeniz gerekiyor. Ama devrimin kendi doğası var. Türkiye'de yaşananlar bir evrimle ve daha doğallaşarak, sindirilerek yaşandı. O da herkese zaman tanıdı. Herkese zaman tanıyarak bir anlamda bütün o sürecin içselleştirilmesini sağladı. Mısır'da ise devrim çok çabuk netice bekletisi oluşturur kitlelerde. Bir anda ekonomik refah gelecek. Madem devrim yaptık, madem fedakarlık yaptık, bunun sonuçlarını görmeliyiz beklentisi kitlelere, sokağa çıkan, tahrire çıkan kitlelere bir şekilde hakim olur. Burada olan şey, hangi faktörler olduğu tabii her zaman daha sonra zamanla ortaya çıkacak ama bu beklenti, devrimin getirdiği yüksek beklentilerle harekete geçmiş kitlelerin bir darbe yönünde kullanılmış olması. Ve bunun da doğurduğu siyasal problem. Bütün bu talepler yanlış mıydı? Yanlış değildi. Onu tümüyle o tahrirde tepkiyle bir araya gelen kitlelerin devrim sonrası talepleri, haklı olanları da vardı. Fakat neredeyse öyle bir tablo doğdu ki bu eski paradigmanın bir şekilde küçük kozmetik değişimlerle devamını isteyen iç ve dış faktörler diyeyim, bütün bu beklentileri kullanarak bir şekilde karşı devrim tarzında bir darbe gerçekleştirildi. Şimdi bunu doğru anlarsak şunu bir kere şey yapmış oluruz. Bu karşı devrim şeklinde gelen darbe aslında benim o analizde kullanılan abnormaliteleri bir şekilde aslında tarihin arkaik unsurlarını tekrar gündeme getiriyor. Dün gece Mursi'nin karşısında yer alan önemli bir bazı isimlerle de telefonla da görüştüm. Bir isimle özellikle. Ve detaylı olarak bunu anlatmış. Sizin dünyayı tanıyan birisi olarak seçilmiş bir iktidara karşı yöntem hatası yapılmasının bu yöntem hatasını ilke haline getirip bir müddet sonra kısır bir döngü oluşturacağını görmeniz lazım. Ve bu darbeden bir gün önce hemen hemen bütün önemli dışişleri bakanlarıyla Singapur'dan görüştüm. Avrupalı dışişleri bakanları, Amerikalı ve bölge dışişleri bakanlarıyla. Söylediğim tek şey şuydu. Eğer Mursi'nin tahrirde toplanan kitleler tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanının taleplerine dayalı, o kitlerin taleplerine dayalı olarak tasfiye edilmesini şimdi kabul ederseniz, bundan birkaç ay sonra yeni bir cumhurbaşkanı seçildiğinde başka kitleler sokağa çıkar ve o cumhurbaşkanı da gitmesini isterler. Hatta bu aynı öyle kitle de çıkabilir. Efendim? Aynı kitle de çıkar. Bu öyle bir kısır döngüdür ki kırılamaz. Aynı 1950'li yıllarda hani sabah erken kalkan darbe yapması gibi, bir kere ona izin verirseniz her subay kendisinde darbe yapma hakkı görür. O zaman bunu ordu içindeki dengelerle yaptılar Suriye'de, Mısır'da ve sürekli birkaç ayda, yılda bir darbe oldu. Şimdi de kitleler sokağa dökülerek yapılır. O öylesine tehlikeli bir oyundur ki bu. Kim ne kadar çok kitleyi sokağa dökerse onun dediği olur anlamına geldi. Toplum bölünür. Halbuki demokrasinin, dün kendisini anlattım yani, bundan sonra da görüşmeye devam edeceğim. Oradaki daha özgürlükçü bazı isimlerle Mursi karşıtı olan, bu gösteriler içinde yer alan veya destek veren, eğer demokrasinin
önemli bir ayrı dedici vasfı varsa kendi kendini düzelten bir mekanizmayı öngörmesidir. Yani ola ki bir yanlışlık olmuşsa demokrasi self-correcting, kendini düzeltebilen, yeniden tanzim etme imkanı tanıyor. Diğer sistemlerde bu yok. En önemli özelliği bu. Nasıl düzeltecek? Yöntem bu anlamda demokraside esas kadar önemlidir. Nasıl düzeltecek? Bir sonraki seçimde düzeltecek. Arada nasıl düzeltebilir? Yine bu gösteriler demokratik özgürlükler içinde yapılır. İktidardakiler ondan gerekli dersleri çıkararak bir diyalog arayışı, bir iletişim ile, bir şekilde yönetişim ile düzeltilir. Ama bu şekilde düzeltmeye kalktığınızda, varsa ki bir hata, ben bu anlamda böyle bir darbe gerektirecek bir hata olduğu kanaatinde değilim. Zaten böyle bir hata üzerine de bu yapılmaz. Avrupalı bazı dostlarımla konuştuğumda şunu söyledim. Ama Mursi de hata yaptı. Bir yıl içinde istenilen şeyi yapamadı dediğinde, özellikle ekonomik politikalar itibariyle, dedim ki peki Avrupa'da ekonomik politikalar sebebiyle büyük iflaslar yaşayan ülkelerde siz ordu müdahalesine cevaz verir miydiniz? Verdiniz mi? Veya yarın ki birçok Avrupa ülkesi ekonomik olarak iflas etti. Ki Mursi zaten çok kötü bir ekonomik miras devralmıştı. Diyelim ki politik olarak hata yaptı. İşte bu kısa dönemli şeye giriyor, yani en kısa dönemli. Politik hatalar ve buna verilen tepkiler nasıl idare edilir? Bazen kriz yönetimiyle idare edilir. Bazen o kriz yönetiminden çıkarsınız, bir yeni çerçeve koyarsınız Türkiye'deki demokratikleşme paketleri gibi ve toplumun önünü açarsınız. Ama yapılmaması gereken şey özgürlüklerin daraltılmasıdır. Bakın dün Amerikan Dışişleri Bakanı, birçok dostum onu söyledim, bir yıl Mursi kaldı. Birçok hatasından bahsedebilirsiniz. Dediğim gibi siyaset zaten doğru yapmak kadar hata da yapmak ve onu düzeltmek sanatıdır. Ama bir şey yapma sanatıdır aynı zamanda. Bir yıl içinde en azından şunu herkes kabul etmeli. Hiçbir televizyon kapatılmadı. Hiçbir gazete kapatılmadı. Hiçbir siyasi hareketi karşı tavır alınmadı veya siyasi lider tutuklanmadı. Kendi doğası içinde fikirler ifade edildi. Halbuki darbe sonrasında ilk 24 saat içinde yüzlerce insan tutuklandı. Mursi yanlısı basın ve diğer yayın organları kapatıldı. Ve bir anda mübarek dönemini hatırlatan uygulamalar başladı. Şimdi o zaman hangi politikanın daha doğru olduğu tartışmasından çıkıyor iş. O uzun dönemli dönüşümü durdurmak, mümkünse tarihin o yatak değişimini eski yatağa döndürerek bir şekilde devam ettirmek, kurumsal değişimleri öngörmemek ve eski siyaseti sürdürmek. Bu olmayacak. Bu tarihe direnmek, bu aslında Mursi'ye ya da herhangi bir şeye direnmek, bu tarihe karşı direnmek. Tek çözüm burada özgürlük alanlarının genişletilmesi, bir an önce siyasa, halk iradesine dayalı siyasi yapının ortaya çıkması ve o siyasi yapının bu kez kurumsal değişimlerle ilgili bütüncül bir perspektifle devleti nasıl tanzim edeceğiyle ilgili planlı projesini ortaya koyması. Ona karşı çıkanlar da kendi projelerini ortaya koyarlar. Ama bu siyasi rekabet içinde olur. Orduyu bu rekabete soktunuz mu, hı hı, en büyük hata yapmış olursunuz. Sayın Bakan, şimdi kabul edelim ki Türkiye'nin, Türkiye hükümetinin Mursi yönetimiyle ilişkisi çok özeldi ve çok angaja şekilde gelişti. Türkiye çok destekledi. Hem Sayın Başbakan tahrir gösterileri olduğu zaman mübareğin gitmesi için açık tavır koyan liderlerden biriydi. Sonra yeni yönetimle de çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ekonomik yardıma varan, bir tecrübe aktarımı boyutunda da gelişen. Şimdi bizim çok desteklediğimiz, bizim arkasında durduğumuz, özel olarak da desteklediğimiz bir lider darbeyle indirilmiş durumda. Türkiye açısından problem daha büyük görünüyor bana göre. Bir, yeni yönetimle nasıl bir ilişki kurma tasarımınız var, darbe yapan yönetimle nasıl bir ilişki kurma tasarımınız var? İki, başka bir şey de oldu. Ne kadar darbeyi bekliyordunuz bilmiyorum. Yani bunu da öğrenmek isterim. Başka bir şey oldu. Şimdi Mursi taraftarları, Müslüman kardeşler de beklenenden büyük bir hacimle sokakta. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bir ilişki kurma netliği ortaya çıktı mı? Biraz karmaşık. Şimdi aslında Türkiye'nin politikaları ile Orta Doğu'nun geleceği arasında belki de son yüzyılda ilk defa bu kadar örtüşen bir durum doğdu. Dün bir toplantı için bulunduğum yerden tarihi yarımadaya baktığımda zihnimden şu geçti. Yani Topkapı Sarayı'nda
Dolmabahçe Sarayı'nda veya Bağbali'de bütün bu bölgelerde 100-150 sene önce bütün bu bölgelerden gelen sorunlar bir şekilde tartışılıyordu. Bir yol çizilmeye çalışılıyordu. Dertlerle dertleniyordu. Evet. Özi Kalesi'ndeki katliam sebebiyle Sultan Birinci Abdülhamid o gün duyduğu gün vefat etmişti acısından. Şimdi tekrar bütün bu bölgeye, çevre bölgelerle ilgili bir sorumluluk üstlenmiş durumda Türkiye. Neden bu sorumluluk? Tarihi arka planı var. Hani buradan o tarihi arka plan üzerinde tekrar durmaya gerek görmüyorum. Ama biz bundan kaçamayız. Bu tarih bizim parçamız. Ama bir de şu yönü var. Şu anda bölgede, Orta Doğu bölgesinde, hatta daha ileri giderek yakın bölgelerimizde, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'ya kadar geniş bir alanda, Kuzey Afrika, Afrika, devlet aklını harekete geçirebilecek çok fazla yapı kalmadı. İnsanlar da döndüklerinde acaba şu sıkıntımıza hangi devlet ya da uluslararası yapılar cevap bulur dediğinde Türkiye birçok toplum için, ülke için ve toplumsal hareket için bir referans noktası, bir başvuru ülkesi halinde. Aslında son Türkiye'de yaşanan şeyler bu özelliğini Türkiye'nin sarsmaya dönüktü. Ama hala bu böyle. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Benim bu Arap Baharı'ndan ümit ettiğim şey şu idi. Ve hala da bu ümidin yok olduğu kanaatinde değilim. Politikalarımızı onun için uzun dönemli dönüşüm esas alarak yapalımdan kastım oydu. Bölgenin kaderinde etkili olan Mısır, Türkiye ve İran gibi güçlü devlet geleneğine sahip olan ülkelerin ilk defa ilkesel bakımdan aynı hat üzerinde buluşma imkanı vardı. Belki son soğuk savaşta dahil olmak üzere son 60-70 yıl içinde. Burada maalesef bu taleplere tutum dolayısıyla İran'la bir farklılaşma doğdu. Yani özellikle Suriye bağlamında. Biz bu doğal akışın, ivmenin kız kazanacağı bir safta yer aldık. Ve bu tutumumuzun ahlaki olarak da, zihni olarak da, siyasi olarak da doğru olduğu kanaatinden hiç şüphemiz yok. Ve bu dönemde Türkiye ile Mısır, yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminden belki ilk kez bu kadar üst düzey bir ilişki geliştirme imkanı buldu. Çünkü bu ilişkinin temeli de ideolojik yakınlık falan değil. Siz askeri yönetim Mısır'da devam ederken de tabii o zaman da defalarca görüştünüz. Tabii Tantali ile dışarıdan askeri yönetimle konuşma tecrübesi olan muhtemelen tabii, tek ülke. 3 Mart evet. Daha mübarek hükümeti, mübarek ayrıldı, mübarek hükümeti istifa etmeden, mübarek dönemin Dışişleri Bakanı daha görevdeyken biz Sayın Cumhurbaşkanımızla gittiğimizde, indiğimizde hükümet istifa etmişti ve görevden ayrılmıştı o gün. Yani biz ama o günkü askeri yönetim bir diktatörlükten demokrasiye geçişin olumlu misyonu üstlenmiş askeri yönetimdi. Bugünkü ise iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanını görevden alan bir yönetim. Yani ikisinin arasında bir fark var ama nihayet böyle bir tecrübemiz var. Bu iki yıl içinde askeri yönetim, geçiş yönetimi ve Mursi yönetimi ideolojik yakınlık gibi argümanların ötesinde esas itibariyle aynı demokratik prensiplerden hareket etmiş olmamız önem taşıdı. Yine dün muhataplarım görüştüm, Dışişleri Bakanı'nın çoğuna da söyledim. Mısır'dan görüştüklerime de. Bazıları sistemkar bir şekilde Türkiye bir partiyi mi tutuyor diye soruyor. Hayır, seçilmiş kişi Baradei olmuş olsaydı ve Baradei'ye karşı da bu haksızlık yapılmış olsaydı biz ilkesi olarak yine aynı yerde dururduk. Burada önemli olan Müslüman kardeşler ve Sayın Mursi'nin durumu değil. Önemli olan seçilmiş bir lidere yapılan muamele. Sayın Başbakanımız da bunu her iki konuşmasında da çok net bir şekilde ortaya koydu dün. Ve ilkesel bir tutum içinde olduğumuz. Eğer Türkiye ve Mısır aynı eksende durmaya devam ederse, demin söylediğim uzun dönemli dönüşümün odağı burası olacaktır. Çünkü nihayet Türkiye ile Mısır bütün o dönüşümleri kendi içinde yoğun ve doyasıya yaşamış bir ülke. Her yönüyle bütün o akımları. Şimdi de bizim yine hedefimiz, hiç vazgeçmeyeceğimiz hedefimiz şu. Mısır'da bu kısa dönemli kırılma aşılsın. Halk iradesine dayalı siyasal tanzim kendi içinde, kendi iradesiyle yapılsın. Ve Türkiye ile Mısır aynı eksende bulunsun. Yine ümit ediyorum ki, İran'da da Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir iç değerlendirme yapılır ve bu ortak zeminde, yani İran devrimini yapan unsurlar ve talepler neyse, aslında Arap Baharı'nı da tetikleyen aynı taleplerdi. Bunu da İranlı dostlarımıza çok anlatmaya çalıştık. Ve durdukları yerin
arkaik rejimlerin yanında olmamaları gerektiğini anlattık. Eğer bu olmuş olursa bütün bu bölgedeki etkileri sorduğunuz için söylüyorum Mustafa abi. Bütün bölge o doğal tarihi yatağa oturur. Ama bu olmaz da. Bazı devletler arkaik yapılar yanında yer alırsa ve halk iradelerini dışlarsa ve Mısır'da da böyle bir geriye dönüş, tam anlamıyla söylüyorum burada, gerici bir karşı devrim havası oluşursa işte o zaman bir takım riskler önümüze gelir. Biz bunu da hesap etmek durumundayız. Burada devlet haklı olarak hesap etmek durumundayız. Ama ben şundan ümitliyim. Bu şuna benzer Mustafa abi. Taşın bir durgun suya attığınızda bir kendi içinde böyle halkalar şeklinde dışarı yayılması vardır suyun. Bunun gibi bir şeydir demokratik taleplerin yaygınlaşması. Bir kere atıldığında artık geri dönülemez. Yani Suriye'de uygulanan bastırma yöntemi artık Mısır'da uygulanamaz. Çünkü dediğiniz gibi dün gece ben sabaha kadar olayları takip ettim ve sabaha kadar telefon görüşmeleri yaptım. Neredeyse 3.30-4'e kadar yaptım. Orada gördüğüm şey, bir gün öncekine göre Mısır'daki psikolojinin de değişmiş olduğu ve kişilerin kişilerin hatta bölgedeki bazı aktörlerinde, uluslararası aktörlerinde ya bu nereye gidecek? Bir yerde 500 bin toplansa öbür tarafta 1 milyon toplanıyor. Ve bu yolla Mısır istikrara kavuşabilir mi sorusunu daha çok sordu. Hatta ordunun bile bunu sormaya başladığını işareti dün gece geç vakitte biz hiç kimsenin yanında değiliz gibi bir açıklama yapma ihtiyacı içinde olması. Çünkü tehlikeyi de görüyor. Mısır ordusu Suriye ordusundan farklıdır. Her şeye rağmen bu hususta eleştirel baktık ve bu müdahaleyi darbe olarak görüp gayrimeşru olarak değerlendirdik. Ama yine de Suriye ordusu gibi değildir Mısır ordusunun geleneği, daha kuvvetlidir. Ümit ederiz ki Mısır ordusu da bir iç değerlendirme yapar ve o iç değerlendirme ile bir halk ile ordunun karşı karşıya gelmesini engelleyecek yeni bir tutum benimser ve meşruiyet zeminine tekrar oturur. Bu sağlanırsa işte o zaman Mısır devrimi dönülmez bir noktaya gelmiş olur ve büyük bir kazanım olur. Şimdi bütün çabamız bunu sağlatabilir miyiz? Bütün dış devletlerle konuşarak, içeride Mısır'daki aktörlerle konuşarak acaba tekrar meşruiyet zeminine oturtulabilir mi? Son 24 saat içinde yaptığımız diplomasinin ana odağı budur. Bir formülünüz var mı yani bu diplomasi yaparken? Yani bir geri dönüş umudu, erken bir geri dönüş umudu belirmiş gibi aslında. Yani dünkü sokak gösterilerinden, dün akşam sokak gösterilerinden sonra bir formül de oluşuyor mu kafanızda? Şimdi önce bu formülün oluşması için zihnimizde bir formül var. Görüştüğümüz taraflarla da görüşmeye yani formül derken böyle sihirli bir formül ya da çok detaylandırılmış bir formül değil. İlkesel, seçime gidilsin. İlkesel çerçevenin belirlendiği ve bir sekansın, bir atılacak adımlar anlamında sıralamanın yavaş yavaş şekillenmeye çalıştığı bir şey üzerine çalışıyoruz. Bunun için önce iletişim kanallarının açılması lazım. Herkesle konuşmak lazım. Son 3-4 gün içinde yapılan bazı hataların geri alınması veya o hataları yeni bir yol haritasıyla nasıl telafi edilir? Bunun üzerinde yoğun bir egzersiz yapıyoruz. Ama nereye kadar gideriz? Ne kadar başarılı olur? Tabii bunu zaman gösterecek. Ama en azından böyle bir darbe girişimiyle Mısır'ın istikrara kavuşmayacağı son 24 saatki gelişmelerle ortaya çıktı. Şimdi herkesin elini, kafasını iki elinin arasına alıp düşünme vakti. Mısır'daki aktörlerin de, Mısır'daki yani kurumsal olarak ordunun, toplumsal kesimler olarak Müslüman kardeşlerin de, o tahrir çıkan ve özgürlük daha önceki devrim içinde yer almış olan unsurlarında her birinin Mısır'ın geleceği konusunda düşünme vakti. Uluslararası aktörlerinde. Uluslararası aktörler çok kötü bir sınav verdi. Bunu bizim gündeme getirmemizden kimse rahatsız olmasın. Onu şeyden sonra soralım size. Aradan sonra soralım. İsmet Bey bir şey söyleyecekti ama. İsmet Bey'in sorusunu da aradan sonra alalım. Evet, hemen araya gideceğiz. Kısa bir ara, sonra tekrar Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile beraber olacağız. Babacığım,